Ekonomi bölümümüze başlıyoruz. Enver Erkan karşımızda, TR Yatırım Araştırma Ekonomisti. Enver, yayınımıza hoş geldin. Merhaba. Merhaba Çiğdem, hoş bulduk. Sen neler yapıyorsun bu süreçte? Enver Erkan nasıl ki sabah yayınlarımızda hisse senetlerini, spor hisselerine dair performansları konuşurduk. Tabii bu dönemde biraz uzak kaldık. Sık sık bağlanmaya çalışıyoruz. Nasıl geçiyor günlerin Enver? Tabii aslında malum sosyal izolasyon, karantina. Ben de aynı şekilde evde kalıyorum bu süre içerisinde. Hem kendi sağlığımı düşünerek hem de aynı zamanda toplum sağlığını düşünerek. Tabii sorumlu davranmak gerekiyor bu çerçevede. Tabii evde geçirilen zamanın artması da biraz sanki iyi oldu gibi. Bu çerçevede normalde zaman ayıramadığımız bazı şeylere de zaman ayırma imkanımız oluyor ya da yeni beceriler elde ediyoruz. Ben de vaktimi genelde bu şekilde geçiriyorum. Hobilerime daha çok vakit ayırıyorum. Tabii işim benzer şekilde uzaktan erişim şeklinde bu şekilde yürütüyorum. Genel olarak günlerim böyle Evet. geçiyor. Ben de bakalım bu karantina süreci ne zaman bitecek? Ben de merakla bekleyenlerdenim elbette ama bu süreç içinde kurallara uyuyorum elbette. Sevindim kaliteli vakit geçiriyor olmana. Biraz spor hisselerini konuşalım seninle. Biraz dikkat çekici hareketler gözümüze çarptı. %21,8'lik bir yükseliş var Enver spor endeksinde ve 4 hisseye bakıyorum, aslında hepsi artıda. Trabzonspor'un dikkat çekici bir ivmesi var. Yüzde yaklaşık bir 32'lik bir ivmeden bahsediyorum. Galatasaray %19 nokta artmış. Beşiktaş da 19. Fenerbahçe'de de yaklaşık %15'lik bir yukarı yönlü hareket var. Bunların sebepleri ne bu dönemde? Biraz spekülatif hareketlerden mi bahsediyoruz, yoksa reel mi? Ne dersin, detayları ne? Tabii aslında Çiğdem, konu spor hisseleri olduğu zaman çok reel hareketlerden bahsetmek mümkün olmuyor elbette. Çünkü malum mali yapının bozuk olması itibariyle şirket hissesi gibi yaklaşmak çok mümkün olamıyor bu çerçevede. Bir de tabii koronavirüs etkisi girdi bunun içine. Tabii spor endüstrisi ekonominin bir alt kümesi, ekonomideki durgunlaşma spor endüstrisi tarafına da yansıyor ve bu süreçte maçların oynanamaması önemli bir maddi kayıp olarak kulüplere yansıyor bu süreç içinde. Tabii şu an bir aydır biz bu durumun içindeyiz. Şu an Nisan'ın da ortasına geldik. İşte Mart ortasında bizde bu etkiler görülmeye başlandı. Şu an geçirilen bir aylık süreç var ve bir aylık süreç içerisinde de nakit akışı yok kulüplere baktığımızda. Ve tabii Haziran'a kadar en azından maçsız geçirilecek bir ortamın da olduğunu bu noktada dile getirmek lazım. Piyasa biraz, genel piyasa biraz son gelen haberlerle hareketlendi. Borsanın biraz yukarı gittiğini görüyoruz. Hisselerde biraz canlanma var ama tabii spor hisseleri bunun çok üzerinde gitti. Biraz ben bunu Haziran'da maçlar oynanmaya başlayacak beklentisine dayandırıyorum. Ama tabii elbette şu an fiyat hareketlerini yansıtan durumlar reel beklentilerle değil daha çok spekülatif ilgiden kaynaklanan bir durumu yaratıyor. Ki bu süreç içerisinde de tabii 2 ay süreç mali açıdan oldukça zorlu geçirilecek. Biraz önce siz de değerlendirdiniz. Hatta çok önemli bir saptaması olmuştu orada değerli hocamızın. Kontratlar mutasyona uğraması şeklinde. Bunu zaten ekonomi yayınlarında ben dilim döndüğünce her fırsatta dile getiriyorum Çiğdem. Şimdi yayın gelirlerinden yoksun olunacak 2 aylık bir süreç daha söz konusu. Tabii bu 2 aylık süreç içerisinde şimdi gelirlerin önemli kısmı hatta yarısı kadarı yayın gelirlerinden geliyor. Bu yayın gelirlerinin önemli bir kısmı da futbol takımının maaşlarına gidiyor. Tabii burada bu yayın gelirleri de tabii eşit bir şekilde dağılmıyor. Ligdeki sıralamaya göre, şampiyonluk sayısına göre değişim gösteriyor ve en büyük payı da dört büyükler alıyor elbette. Şimdi bu sürede tabii kontratların ödenmesinde sıkıntılar çıkacak. Belki futbolcu kontratlarının karşılanması anlamında askıya alma, dondurma gibi seçenekler olacak ki ödeme yapılmadığı zaman futbolcuların da tabii tek taraflı fesih hakkı gibi bir durum ortaya koyuyor. Ama tabii dünya bu durumda şimdi. Yani futbolcu açısından da tek taraflı fesih burada karlı bir durum ortaya çıkmaz. Hani ayrılsan nereye gideceksin? Şu an öyle bir durum var. Çünkü bu ekonomik belirsizlik sadece Türk kulüpleri için değil, dünya kulüpleri açısından da geçerli.
Sponsorluk konusu sıkıntı olabilir Çiğdem. Hani henüz bu konuda bir negatiflik yaşamadık ama malum reel sektörü de etkilediği için bu durum ve ekonomik faaliyet durgunlaştığı için orada da bir nakit akışı sıkıntısı var. Dolayısıyla bu noktada sponsorlukların geri çekilmesi gibi durumlar da söz konusu olsa veya yeni revizeler görürsek bu ekonomik süreç daha sıkıntılı bir noktaya doğru gidebilir. FIFA'nın, UEFA'nın kulüpler için bir kurtarma paketi üzerinde görüştüğü söyleniyor. 2,5 milyar euro tutarı belirtiliyor. Bu oldukça önemli, özellikle futbol ailesinin daha küçük üyeleri açısından. Ama tabii ekonomik yapının sürdürülemez olduğu çok çarpıcı bir şekilde ortaya kondu ve yeni dönem içinde hani böyle bir krizi tecrübe ettiğimize göre artık normal zaman içinde kulüplerin bence yeni bir strateji belirlemeleri gerekiyor ve gelir yaratamıyorlarsa eğer giderlerini azaltmaları ve yüksek kontratların altına girmemeleri gerekiyor. Enver Erkan, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Görüşmek üzere, sağlıklı günler diyelim sana. Stüdyomuzda da Gürcan Bilgiç var. Hisse senetlerini yakından takip ediyor musun Gürcan abi? Yok. Spor hisse senetlerini. Yok. Ama yani bir hisse senedi yükseliyorsa eğer, satan yoksa yükselir. Tabii bu dönemde, yani, bu kriz dönemlerinde biraz yani, spekülatif hareketlerden de bahsetti. Enver Bey doğru söyledi yani. Spor hisse senetlerini diğerlerinden ayırmak aynen lazım. Aynen öyle. Yani onlar çok realite beklemek daha farklı beklentilerle yapılan yatırımlar. Aynen. Demek ki kimse satmıyor. Peki şimdi... Satmıyor yani talep geliyor. 1 liraya verir misin? Vermiyor. 1 lira işte 10 kuruşa verir misin? Vermiyor. O zaman otomatikman fiyat da yükseliyor. Galatasaray'ı konuştuk. Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Beşiktaş'ta durum ne? Birkaç haberimiz var. Onlara gireceğiz. Ardından Gürcan Bilgiç de sohbetimiz sürecek. Beşiktaş, Sparta Prag'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Martin Hasek'le prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada boş durmuyor. Siyah beyazlılar gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezon maliyeti daha düşük bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar genç ve yetenekli futbolcuları da kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu kapsamda araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Çek futbolcu Martin Hasek'i transfer etmek istediği öğrenildi. Türk spor basınında ilk kez Aspor'un elde ettiği bilgilere göre siyah beyazlılar 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'la Hasek'in avukatı arasında sözleşmenin detaylarının konuşulduğu ancak araya giren bazı menajerler nedeniyle şu anda imza aşamasına henüz gelinmediği öğrenildi. Son olarak Sparta Prag forması giyen Martin Hasek kulübüyle olan sözleşmesini feshetti ve serbest statüsü bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu daha önce Çekya dışında bir kulüpte futbol oynamadı. Bu sezon Sparta Prag formasıyla 20 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu 6 gol ve 4 asist yaptı. Beşiktaş yönetimi yabancı futbolcuların ardından yerli oyuncularla maaş indirimi konusunu görüşecek. Detaylarını görelim. Koronavirüs salgını sebebiyle içinde bulunduğu ekonomik kriz daha da derinleşen Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmelerinde sıra yerli futbolculara geldi. Siyah beyazlı yönetim kısa süre önce maaş indirimi teklifini ilk olarak yüksek yıllık ücret kazanan yabancı oyunculara yaparken olumsuz yanıt almıştı. Beşiktaş yönetimi yerli oyuncularla yapılacak görüşmelerde yıllık net 2,5 milyon euro kazanan kaptan Burak Yılmaz'ı öne çıkaracak. Avrupa'da forma giyen yıldız futbolcuları maaş indirimine öncülük yapmasının etkisini gören siyah beyazlılar bu görevi takım kaptanı Burak Yılmaz'a verecek. Başta Burak olmak üzere yüksek yıllık ücret kazanan yerli oyuncuların mevcut sözleşme bedellerini aşağı çekmek isteyen yönetimin bu konuda kararlı olduğu belirtildi. Takımın toplam maaş bütçesinde %50 indirim sağlamayı hedefleyen siyah beyazlı yöneticilerin Burak Yılmaz ücretinde indirime giderse takımda birçok yerli ve yabancı oyuncuya örnek olacak. Bu zor dönemde kaptanlar öncü olursa takım içinde dayanışma daha fazla artar. Yerli futbolcuların indirime gitmesiyle yabancılar da yumuşama gösterecektir ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi, maaş indirimi konusuna öncülük etmesi için kısa süre içinde Burak Yılmaz'da özel bir görüşme gerçekleştirecek. Siyah beyazlı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki golcü oyuncunun indirim teklifine sıcak baktığı ve takım içerisinde rol model olmak istediği ifade edildi. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta sezon başına Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor. Beşiktaş yönetimi koronavirüs salgını sebebiyle kulübün yaşadığı mali krizin daha da derinleşmesiyle öz kaynaklara yönelme kararı aldı.
Bu isimlerden birisi de Fatih Aksoy. Siyah beyaz yönetim geçtiğimiz sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakıyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve Sivasspor'daki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni jokeri olacak. 22 yaşındaki futbolcunun stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilmesi Yalçın'ın gelecek sezonla ilgili planlamasında elini güçlendiriyor. Sergen Yalçın'ın Muhammed Elneni'nin takımda tutulamaması halinde boşluğunu Fatih Aksoy'la dolduracağı kaydedildi. Başarılı futbolcu bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 24 maça çıkarken 3 asist yaptı. Peki Beşiktaş'taki son durumu değerlendireceğiz. Şimdi dün Serdar Sarı'dan bir bağlantı yapmıştık. O maaş indirimi konusunu bize detaylandırdı. Birazdan geleceğiz Gürcan abi. Önce